Değerli basın mensubu arkadaşlar, sizleri İstanbul Büyükşehir Belediye binamızın, Saraçhane'deki o tarihi binamızın makam odasıyla ağırlıyorum. Hoş geldiniz. Kolaylıklar diliyorum. Görevinizde başarılar diliyorum. Bu başlangıçla beraber bir arada olduğumuz her dönemde en iyi şekilde, en sağlıklı şekilde haberleri bütün İstanbul'a ve Türkiye'ye ulaştırma konusunda şimdiden bize destek olacağınız olan inancım, haberleri en iyi şekilde aktarma konusunda vazifenizi yerine getireceğiniz olan inancımı belirtmek istiyorum. Yolumuz açık olsun. İnşallah hep güzel haberler veririz. Hem İstanbul halkına hem Türkiye'ye. Zira güzel haber beklentimiz tabii aynı zamanda Türkiye'nin morali içinde, milletimizin morali içinde çok çok önemli ve değerli. Öncelikle tabii dün yaşanan Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan talihsiz olay, saldırı ile ilgili düşüncelerimi paylaşmak istiyorum. Her şeyden önce bu saldırıyı planlayanları, yapanları kınıyorum. Bu saldırı sadece Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na ya da sadece Cumhuriyet Halk Partisi'ne yapılmış bir saldırı asla değildir. Bu saldırı Türkiye Cumhuriyeti'nin devlet anlayışına, milletine, demokrasiye olan inancına yapılmış bir saldırıdır. Tabii talihsizlikler var. Önce şunu belirtmek istiyorum. Bu saldırıyı yapanlarla ilgili gerekli tüm yasal işlemlerin yapılmasını, çok acilen yapılmasını diliyoruz, istiyoruz ve takip ediyoruz. Yanı sıra bu süreç içerisinde bunun sadece orada bir tepki eylemi olmadığı konusunda net inancımı belirtmiştim. Yine yinelemek istiyorum. Bu konuda bu işin arka planında ne varsa bir an önce ortaya çıkartılıp bu ve bunun gibi olayların yaşanmaması konusunda ilgili kurumların, görevlilerin tedbirli davranması gerektiğini belirtmek istiyorum. Tabii bu tedbirin ötesinde bir başka tedbir de var. O da devlet adamlığı tedbiri. Devlet adamlığı çok önemli. Yani talihsiz açıklamalar var. Hem dün öncesinde sonrasında. Hep söylüyoruz ya, kamuoyunun önünde olan insanlar hepimiz çok dikkatli konuşmalıyız. Mesajlarımızı çok hassas vermeliyiz. Kişisel çıkarlarımız ya da kişisel kaygılarımız, oy hesaplarımız üzerinden verilen mesajlar gerçekten milletimizin geleceğini tehdit eden ve insanları huzursuz eden boyutlara ulaşabiliyor. İnsanları kışkırtabiliyor. İnsanları kışkırttığı gibi bu tür kötü eylemler planlaması içerisinde olan insanların planlarını kolaylaştırabiliyor. Bunun sanası, banası veya bir başkasına göresi yok. Bu yapılan her kötü saldırı ve bunun gibi olaylar Türkiye'mize uluslararası platformda olsun, kendi iç dünyamızda olsun, demokrasi olan inancımızda olsun gerçekten büyük tahribatlar ortaya koymaktadır. Çok ilginç sözler duyduk dün. Hani mesajınızı verdiniz gibi cümleler duyduk. Çok acı. Neyin mesajı? Ya da yani %93'e yakın oy almadığınız bir yere niye girdiniz? Ne demek ya? Bu ülkenin her karışı bizim. Her köyüne gideriz, her mecrasına gideriz, yaylasına gideriz, sahiline gideriz. Yani gidemeyeceğimiz yer yok Türkiye'de. Hiç kimsenin gidemeyeceği yer yok. Herkes her yere gider. Ülkemizin bu boyutuna dair bu talihsiz açıklamaların derhal bitmesini diliyorum. Herkesin hassas, dikkatli davranarak konuşmasını diliyorum. Nihai olarak gerçekten Genel Başkanımızı devlet adamlığı, vakur duruşu ve gerçekten soğukkanlı duruşuyla yine topluma barışı, huzuru öneren açıklamalarıyla günü sonlandırması da örnek bir davranıştır diye düşünüyorum.
herkesin aynı sorumluluğu yerine getirmesi önemli. Yine tabii dün bizim yeni bir başlangıç diye ortaya koyduğumuz ve gerçekten herkesi kendi imkanlarıyla çağrıda bulunarak davet ettiğimiz Maltepe'ye tek bir belediye aracını tahsis etmeden kendi olanaklarıyla insanların oraya gelmesi ve de tam da işte hayal ettiğim 16 milyonluk mitingin gerçekleştiği bir günü yaşamak benim için onur verici bir gündü. Gelenlerin, gelmeyenlerin duasının bizimle olduğunu farkındayım. Hissediyorum bunu, derinden hissediyorum. Onun moraliyle bugün buradayım ve onun moraliyle inşallah görevimizi en iyi şekilde bu şehir halkının hak ettiği ve istediği geleceği yakalamak adına görevimizi yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Söylediğimiz her cümle ilk gün neyse göreceksiniz son günde olur. Söylediğimiz ve öngördüğümüz hangi söylemimiz varsa her birisi bir teminattır. Gerçekten insanları ayırt etmeyeceğiz. Gerçekten şeffaf olacağız. Gerçekten kamu gücünü kendi gücümüz asla görmeyeceğiz. Hizmetkar olacağız. Gerçekten yeni nesil bir belediyeciliği, 21. yüzyıl yerel yönetim anlayışını, yeni nesil bir siyaset anlayışını bu şehirde İstanbullularla beraber 16 milyon hemşerimle beraber başaracağız. 16 milyonluk bu güzel mitingi her şeye rağmen, dün yaşanan talihsizliklere rağmen en iyi şekilde, en barışçıl şekilde dualarımızla, güzel temennilerimizle bitirdiğimiz için çok mutluyum. Zira barış mesajlarına çok ihtiyaç duyuyoruz. Hafta sonu şehitlerimiz vardı, başımız sağ olsun. Sonrasında ne yazık ki Sri Lanka'da yine çok kötü bir olay yaşadık. İnsanlık adına, insanlık namına kiliselere, otellere yapılan saldırılarda bir sürü insan hayatını kaybetti. Birçok insan hayatını kaybetti. Biz bu tür olayların yaşanmaması adına işte dünyaya sesi ulaşabilen kim varsa düzgün konuşmasını, ülkesinin ya da dünyanın iyi gelişimine katkı sunacak konulara girmesini diliyorum, istiyorum. Tabii dediğim gibi bugün 8. dönemin ilk meclis toplantısı da yapılacak. Demokrasiye olan inancımızı ve ortaya koyacağımız karakterimizi anlatacağımız bir meclisle yönetim dönemimize başlangıç yapacağız. Tüm meclis üyesi arkadaşlarımızın ve benim inşallah İstanbul halkına layık olduğu bir döneme birlikte yaşarız. Teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık. Açıklamaları gündemde olan isimlerden biri de Sayın Bahçeli. İstanbul seçimlerinin tekrarı bekan meselesi görüldü ve YSK'yı da seçmenler aynı zamanda. MİT'ten emniyetten de bilgi alacak mı diye sordu. YSK'yı da sert mesajları var. Siz açıklamalarınızı vermeyeceksiniz. Yani hangi gerekçelerle konuştuğunu da bilemiyorum Sayın Bahçeli. Onun için de cevap verilecek bir konu değil şu an için. Seçim bitmiştir. Sonuç belirlenmiştir. Mazbatamızı aldık. Ve ne yazık ki gerçek dışı gerekçelerle kamu görevlilerinin, bakanlıkların sorumlu oldukları hususlar üzerinden gerekçe yaratma çabasının bir karşılığı olacağını zannetmiyorum. Yüksek Seçim Kurulu tarihi görevini, Türkiye demokrasisi açısından tarihi görevini en doğru şekilde yerine getireceğine olan inancım tam. Bizim süreci yönetmemize dair karar vereceğine olan inancım tam. Yani ben açıkçası ortaya koyulan o cümlelerden ne ifade edilmek istediğini, ne anlatılmak istediğini çok anlayabilmiş değilim. Onun için cevap veremeyeceğim. Şimdi şöyle, öncelikle bir dijital verilerin kopyalanması ve buradan yola çıkarak bir takım arkadaşlar, yani bir takım böyle komple teori üretilmesini izliyorum, üzülerek izliyorum. Bu durumun en sağlıklı bir şekilde yönetilmesi için güncel tespitlerin yapılarak, incelemelerin yapılması ki orada yazıyor zaten bir maddesinde.
sürece devam edilmesi. Nedir bu 31 Aralık yılbaşı tarihi bir yani noktadır bu yılbaşı yeni yıla giriş dönemi. 31 Mart seçim gecesi ve sonrası. Ve görev aldığımız 17 Aralık Nisan. Dolayısıyla burada veri kapasiteleri ne aşamada, ne oldu, ne bitti bunları kayıt altına almak, tespit etmek, o bilgilerin tespit edilip yine Büyükşehir Belediyesi bünyesinde incelemelerin yapılıp sağlıklı bir şekilde korunmasını sağlamak. Buranın müfettişleri marifetiyle. Bu doğru bir süreçtir. Ama sorular var. İdare Mahkemesi'nden gelen cevapları yazılacak. Kanun neyse olur. Belki de İdare Mahkemesi kendiliğinden süreci kaldıracaktır diye düşünüyorum. Bu bir idari işlemdir. Doğru bir işlemdir. Sürecin tespiti adına doğru bir işlemdir. Bir yanlış anlaşılma olabilir, eksik bir ifade olabilir. Onu giderici izahlarımızı yaparız. Kanun ne emrediyorsa odur. Ama dediğim gibi o komple teorileri üreten arkadaşların hayal güçlerinde şaşkınlıkla izliyorum. Dönemi meclis toplantısıyla başlatacaksınız. Şimdi İstanbul'da az önce dediğiniz güzel haberler bekliyor. Seçim maratonunda dile getirdiğiniz vaatler vardı. Çokça da tartışılan suya %40 indirim, özellikle gençlerin beklediği ulaşım indirim. Öncelikle hangisini gündeme alacaksınız? İstanbul'da neye duyuracaksınız? Şöyle, tabii doğal akışında gitmiyor her şey. Düşünün ki biz hani normalinden neredeyse 15-20 gün sonra meclisimizi yapıyor durumdayız. Ve düşünün ki 12-13 gün sonra da Mayıs meclisini yapacağız. O bakımdan ilk mecliste genel teamüller önerge verilerek yani sürece madde eklenmesini çok uygun göstermiyor. Ana görevleri var ilk meclisin. Seçimler var, bir önceki yılın kesin hesabı var, bazı kurumların faaliyet raporu var. Dolayısıyla bu uygulamaları Mayıs meclisine hazırlayacağız. Ama orada vaat ettiğimiz ve gerçekten İstanbul'daki halkın, çocukların, gençlerin, ailelerin çıkarını olan ulaşımdan suya varıncaya kadar tüm unsurlarıyla ilk meclise, Mayıs'taki ilk meclise taşıma niyetindeyiz gündem maddesi olarak. Bugünkü mecliste olma ihtimali yok dediğim gibi genel uygulamalara ve teamüllere göre hareket edeceğimiz için. İndirimleri görüşülecek toplantı İstanbul'u takip edebilecek mi peki? Tabii. Bugünü de takip edecek. Canlı yayın. Hatta ben çok da ses düzenini sevmiyorum meclis salonunu. Hani bazen konuştuğunuzu kendiniz bile anlayamıyorsunuz. Bir tadilat söz konusu olacak. Şeffaflık, berraklık. Bugün öğleden sonra canlı bir şekilde meclisimizi ki sosyal medya hesaplarımızdan duyuracağız. Oradaki alanlardan izleyebilirler, televizyonlar bile yayınlayabilir. Şeffaf bir süreç olacak. Beklentimiz şu, her şey orada konuşulsun, herkes her şeyi dinlesin. Yani burada niyet nedir anlaşılsın. Beklentimiz bu. Yeni bir dönem, şeffaflığın önünde olduğu. Yani siyasi kavramların, ideolojilerin, partilerin üzerinde bir anlayışla bir süreç yönetimini başlatacağız. Tavrımızla, davranışlarımızla onu zaten hissedeceksiniz diye düşünüyorum. Sayın Başkanım, aile başkanlarına, genel sekreterlerine, genel sekreter yardımcılarına, istifa edenler oldu mu? Ya şimdiye kadar herhangi bir ilgisini değerlendirmeden siz aldınız? Şu ana kadar bana bir istifa talebi gelmedi. Beni çok sevdiler, öyle anlıyorum. Olabilir. Benden çok çalışmak isteyen insanlar da olacaktır. Çünkü çalışma ahlakımızı ve çalışma prensiplerimizi anlattığımızda herkesin arzu ettiği şeyler. Ama elbette bazı değişiklikler olacaktır. Bu işte kurumsal hafızayı dinlemek, korumak, herkesi anlamak gerekir. Şu anda yönettiğimiz süreç böyle bir süreç. Sonrasında yine kamuoyuyla bir değişiklik olduğunda paylaşacağız. Peki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bazı yöneticilerin sosyal medya hesaplarının paylaşımları çok dikkat çekti ve tartışıldı. Peki sizin ayınlığınızda bu konuyla ilgili bir tasarrufunuz olur mu? Bir değerlendirebilirsiniz. Elimizde olan ve ulaşmakta olan tespitler oluyor. Arkadaşlarım inceliyorlar. Ve bazılarıyla ilgili soruşturmalar yapılacak.
elbette ki kuruma, demokrasiye, seçime, seçilene saygı göstermeyen ve bunu kabul etmeyen insanların ben olsam yerinde kendim istifa dilekçemi veririm. Ama eğer bir suç teşkil ediyorsa da özgür düşüncenin ötesinde ki bu kısmı özgür düşünce yaşayan şeyler bunlarla ilgili de soruşturma yapılacak kurum içinde. Efendim Bahçeli dünkü açıklamalarında bir şey söyledi. Demirtaş'la ilgili çizgisini beğeniyorum şeklindeki sözlerimiz başlı başına YSK'nın seçimi iptal nedeniydi dedi. Bu nasıl değerlendi? Bazı gazete manşetleri de aynı nedenle manşetler atmışlar. Öncelikle gazete manşetleriyle ilgili soruşturma ve hani dava açacağımız manşetler var. İnsanları kışkırtan, hayasızca, terbiyesizce, insanların duygularını, vatanseverliğini ayaklar altına alan ve hepimizin hassasiyeti olan şehitlik mertebesiyle ilgili çok ne diyeyim hani çok terbiyesizce haber yapma, bunun haberle vesaire ilgisi yok. Zaten ahlaksızlığını bilen bir toplumuz, bunu yazan, çizen insanların herhalde çok canı acımış ki böyle bir şeylere başvuruyor. Biz onunla ilgili yasal işlemleri başlattık. Benim söylediğim şey şudur. Aktif siyaset yaptığı dönemde ve özellikle orada vurgulamak istediğim Cumhurbaşkanlığı seçiminde topluma verdiği mesajları beğendiğimi söyledim. Hala aynı yerdeyim. Bazı şeyler şanstır. Toplum bunu değerlendirebilir, kişi de değerlendirebilir. Kişiler de hata yapıyor. Bazen toplum da kişilere karşı hatalar yapabiliyor. Keşke o barışçıl ve toplumu kapsayıcı cümleleri devam etseydi. Bu bağlamda bir konuşmaydı yaptığı röportajda. Ve o dönemdeki yaptığı, o aktif döneminde yaptığı söylemleri sadece ben deyip hemen hemen bütün kamuoyu beğenmişti. Bunu ifade ettim. Söyleyeceğim odur ama bugünün siyasetine buradan malzeme çıkartmaya çalışıp insanların vatanseverliğini ölçmeye çalışan akıllara ben diyorum ki akıllarını gözden geçirsinler. Yazık, üzülüyorum. Hele hele gazeteciliği kışkırtmaya dönüp toplumu infiale uğratacak bir takım görseller haline getirip insanların önüne servis etmeyi de çok büyük bir suç olarak görüyorum. Eminim ki hukuk bu konuda hak ettiği cezayı kendisine verecektir. Arkadaşlarım işlemini başlattılar. Peki. Evet. Bir soru daha soracağım. Büyükşehir Belediye Başkanlığı konumuna geldikten sonra inşaat şirketi işini oldu, hani İmamoğlu İnşaat. Buna devam edip etmeyeceğini de çok eleştiriliyor. Hani biz başkan olarak kendinizi tanıtıp hani bu yönde bir inşaata devam edecektir. Bunun konumu sadece. Şimdi ticaret yapmak dürüst olmamak anlamına gelmiyor. Orası benim ekmeğim. Yani benim dedem, babam, ben yaklaşık 65-70 yıldır para kazandığımız, hayata tutunduğumuz yer. Çoluk çocuğum da devam ederse onlara bırakacağım bir kurum. Ekmeğini kazanmaya devam edeceğim. Ve benim ekmeğim orası geliyor çünkü çocuklarımın rızkını orası sağlıyor. Ben Beylikdüzü Belediye Başkanı iken de makul seviyede kendi gücü kadar iş yapmaya devam etti ve devam edecek. Benim mesleğim bu değil ki, belediye başkanlığı bir görev. Yarın bitebilir. Döndüğümde gene ekmeğimin başına döneceğim. Ama bitmez. Görevimiz devam ederse de orası benim çoluğumun çocuğumun rızkını sağlayacak. Çok doğal bir şey. Yani insanın ahlaklı ticaret yapması kadar güzel bir şey yok. Yani ticaret yapanları zan altından bırakacağız yani. Sanki orası başka bir şey. Ama buradan çıkar elde eder. Belediye kurumuna iş yapar. Belediyelerden ihale alırsa bu kötü bir şeyden. Ama bunu asla yaptırmam. Orada kendi ayarında, kendi nazarında gücü yettiği kadar iş yapacak, para kazanacak. Ben de evime ekmek götüreceğim. Ben teşekkür ederim.